Hepinize merhabalar arkadaşlar. Su güzellik sırları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için yine şahane bir tarifim var. Bu tarifle birlikte iştahınızı anında kapatacağız. Sizler de eğer ki kış ayları yaklaştığı zaman benim iştahıma bir şekilde engel olamıyorum, iştahım çok açıldı diyorsanız sizlere iştahınızı anında kesecek çok güzel bir arkadaşlar tarif hazırlıyorum. Bu tarifimi dileyenler sabah kahvaltı olarak tükettiklerinde güne gerçekten hem tok hem enerjik hem de kontrol altına almış bir şekilde başlayacaksınız. O yüzden benim sık sık böyle iştahımın açıldığı dönemlerde sabah kahvaltısında hemen yaptığım, hazırladığım nefis bir tarif oluyor. Çok da pratik saniyeler içerisinde hazırlayabilirsiniz. Hatta bunu hazırlayıp yanınıza, okula, işe giderken de götürürseniz gün içerisinde de ne zaman karnınız acıktığında şöyle birkaç tane de bundan yiyerek şahane bir şekilde fazlalıklarınızdan sizler de kurtulabilirsiniz. Bu tarifim arkadaşlar gerçekten çok kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz. Sadece iki malzeme kullanıyoruz ve bu iki malzemeyi de hazır bir şekilde kullanacağız. Ocak derdi yok, fırın derdi yok, pişirme derdi yok. Sabahları sizi oyalayabilecek hiçbir şey yok. Bu yüzden de sabahları gerçekten çok güzel bir alternatif oluyor. Bu tarifim için arkadaşlar sizlere şöyle... Benim çok sevdiğim bir meyveyle ben güne başlamayı seviyorum. Tabii ki de tam zamanı geldi. Burada ayvadan yararlanacağız. Ayvanın gerçekten faydaları saymakla bitmiyor. Tokluk süresini uzatmaktan saçlarınızı güçlendirmeye, mide bağırsak rahatsızlıklarını sizlerden arkadaşlar uzaklaştırmaya kadar cildinizin her daim kalmasını sağlıyor. Gerçekten ayva kullanmayı ben çok seviyorum. Çünkü uzun süre sizlere tokluk hissi verecek. Ve de arkadaşlar kalorisi o kadar az ki sadece 100 gram ayva 40 kaloriye eşdeğer. Bu da demek oluyor ki canınız bir şey mi yemek istedi bir şey mi atıştırmak istediniz. Kesinlikle arkadaşlar bu sezonda ayvalara mutlaka başvurun. Çünkü ayva kadar arkadaşlar bu sezon az kalorili ama sizlere uzun süre tokluk tok hissi verecek. Ayvanın içerisinde arkadaşlar gerçekten... Meyveler arasına baktığımızda glisemik indeksi en düşük meyvelerden bir tanesi. Bu da diyetlerinizde özellikle obezite, diyabet ile gerçekten sorun yaşayan kişiler için tercih edilebilecek en güvenli besinlerden bir tanesi haline geliyor. Hayvanın arkadaşlar içeriğine baktığımızda çok yoğun bir miktarda su içeriyor. Zaten yoğun bir lif oranı da var. Karbonhidrat açısından da %15 oranında karbonhidrat içeriyor. Bunlara ek olarak arkadaşlar pektin, tenen, organik asitler, C vitamini ve mineral de içeren gerçekten çok güzel. Sizlerin metabolizmasını hızlandıracak meyvelerden bir tanesi. Özellikle bu aralar böyle birazcık halsizliğiniz varsa kendinize enerji vermek istiyorsanız üstünüzden yorgunluğunuzu kırgınlığınızı atmak istiyorsanız mevsimin de size uyarıda bulunduğu gibi tam ayva zamanı arkadaşlar. Ayvaları mutlaka değerlendirin bu arada arkadaşlar ayvayı daha öncesinde denemiş çok insan vardır ayva detoksu gerçekten güzel sonuç alınan detokslardan bir tanesi iki günde iki iki buçuk rahatlıkla veriyorum diyen kişiler var tabii ki de bu şekilde de kullanılabilir ama ben sizler için şunu öneririm ben sizlere günde hani bütün gün boyunca sadece bu detoksu kullanın bu ayva tarifini kullanın demiyorum bir gün içerisinde bir öğününüzü arkadaşlar bununla yer değiştirin. Ya da değiştiremiyorsanız atıştıracağınız abur cuburlara gideceğinizi bu tarif uygulayın. Ve daha sonrasında sizlerle arkadaşlar çok hızlı bir şekilde zaten iştahınızı kontrol altına aldığınız için başka hiçbir şeye bakmaya ihtiyacınız olmayacak. Diğer öğünlerinizi yine kendiniz yediğiniz sağlıklı öğünlerle ama az kalorili olan besleyici öğünlerle devam etmeyi ihmal etmeyin. Hemen burada ayvalarımı hazırlamak istiyorum. Gerçekten çok doyurucu oluyor. Bir tane ayva bir kişi için fazla bile geliyor. Burada tabii ki de işlemimi ben daha yeni yeni kontrol altına almaya çalışıyorum diyenler daha fazla bir tane ayvanın hepsini kullanabilirler. Bana bir tane ayva ne yalan söyleyeyim gerçekten çok fazla geliyor. Ama bugün şöyle sizler için birlikte güzelce arkadaşlar bu tarifimizi hazırlayalım. Öncelikle ayvanın tabii ki de dışını güzel bir şekilde yıkıyoruz. Daha sonrasında ben kabuklarını şimdi soyuyorum ama kabuklarını asla atmayacağız. Şöyle. Yapı olarak da baktığımızda gerçekten böyle içerisinde taş taş yıplar bulunan çok yüksek lif içerdiğini sizlere sinyallerini veren şahane besinlerden bir tanesi. Kendine has çok güzel bir dokusu var. Ve bu arkadaşlar lif lif dediğimiz bu taş taş dediğimiz kısımlar sizin iştahınızı gerçekten çok güzel bir şekilde kontrol altına almanızı sağlıyor. O yüzden hayvanın özellikle bol su içermesi sizlere vücudunuzu dehidre etmenizi sağlayacak. Hem de sizlerin hızlıca kilo vermenize yardımcı olacak. Metabolizmayı da çok güzel çalıştırıyor. Eğer ki hazımsızlık problemleriniz varsa lütfen bu tarifi deneyin. Çünkü arkadaşlar etkisini anında hissedeceksiniz. Evet arkadaşlar ben şöyle ayvamı güzelce soydum. Ben küçük bir ayva kullanmayı tercih ettim. Zaten hani bunun bile bir tanesi benim için çok fazla. Ama yine de şöyle güzelce hazırlayalım. Sizler orta boy ayva kullanabilirsiniz. Dediğim gibi Hani ayvanın da kalorisi o kadar az olduğu için size çok fazla da sınırlandırmak istemiyorum. Hani asla şu kadar yemeyip falan diye. Ayvanın çekirdekleri benim en sevdiğim bölümlerinden bir tanesi. O yüzden ben bu çekirdekleri asla ama asla çöpe atmıyorum. Hemen kenarıya ayıracağım. Çünkü eğer ki cilt sarkmaları yaşıyorsanız işte arkadaşlar cilt sarkmalarının çatlakların kesinlikle çaresi burada duruyor. Sizler de kilo alıp verirken pek çok kişinin karşılaştığı sorunlardan bir tanesi cildinde ince ince çatlakların oluştuğudur. Bu çatlaklara karşı kendinizi korumanız gerekir. Arkadaşlar müthiş bir ürün hazırlıyoruz. Müthiş bir çatlak zeli hazırlıyoruz. Bunu da ayva çekirdekleriyle hazırlıyoruz. Benim daha önceden böyle bir tarifim vardı. Eğer ki sizin karşınıza çıkmadıysa diye aşağıya linkini bırakacağım. Oradan bu tarifin yapılışlarını ve tüm detaylarını sizlerle inceleyip hazırlayabilirsiniz. Çünkü ben yaklaşık 40 liraya yakın bir kilo verdim ve gerçekten bu tarifi düzenli bir şekilde uyguladığım için vücudumda herhangi bir çatlama, herhangi bir deformasyon, bir sarkma oluşmadı. Pek çok kişi bana Instagram üzerinden de yazıyor göbek sarkmaları için. Bunu arkadaşlar gerçekten yapılacak en ucuz, en kolay tariflerden bir tanesi ayva çekirdeği jelidir. O yüzden çok da pratik olarak hazırlanıyor. Sizlere ben aşağıya linkini bırakıyorum. İsteyenler oradan detaylarına bakarak uygulamaya başlayabilirler. Ben şöyle bunu da yine iç kısmını ayıracağım. Altın değerinde bunlar. O yüzden mutlaka değerlendirin. Bunu şöyle iç kısmını çıkartacağım. Şöyle olabildiğince düzgün bir şekilde çıkartıyoruz. Bakalım. Aslında ben fırçayan değilim. Ama yaklaşık 2 sene fırçalayan kişilerle yaşayınca daha da arkadaşlar yemiş olduğunuz besinlerin gerçekten sağlıklı bir tarımdan gelmesi gerektiğini inanıyorsunuz. O yüzden ben de bahçemde olabildiğince her meyve, her sebze türüne yer vermeye çalışıyorum. Ve tabii ki de bunlar organik olduğu için de arada şöyle birazcık ayıklamanız gerekiyor. Herhangi bir kimyasal bulaşmadan gerçekten sağlıkla sofranıza katacağınız besinler, videoduza katacağınız besinler sizlerin geleceğini oluşturuyor. O yüzden o yüzden arkadaşlar sizler de almış olduğunuz gıdaların ne kadar organik olduğuna önem verin derim ben. Ben şimdi şöyle bu kısmını kullanmayacağım artık. Şöyle hemen çıkartalım. Diğerlerinin hepsini küp küp doğruyoruz. Şöyle minik minik küpler şeklinde tam böyle bir lokmanlık olacak şekilde sizlerle bunları hazırlayın. Ayvalarımızı dinledik ama ayvalarımızın tabii ki de kararmasını istemiyoruz. O yüzden hemen bir limon aldım. Hem C vitamini kaynağı olacak burada. Hem de ayvalarınızın kararmasını engelleyecek, önleyecek. Hemen yan tarafı alalım. Burada arkadaşlar şimdi bir şey daha ilave edeceğiz. Ayvaları... Bununla karıştırdığınızda emin olun tokluk hissiniz daha da art. Acaba bu malzememiz neymiş? Şöyle arkadaşlar burada leblebiden yararlanıyoruz. Le Leblebi ile ayva karışımını henüz denemeyenler için çok şey kaçırıyorsunuz demek istiyorum. Mutlaka sizler de gün içerisinde tokluk hissini artırmak için, tokluk süresini artırmak için. Bunlar diyetlerle motivasyonunuz için gerçekten çok önemli. Bu durumlarda arkadaşlar eğer ki siz tokluk süresini artırmazsınız gün içerisinde vücudunuz hala daha bir şeyler yeme ihtiyacına girerse maalesef Bizim kilo vermemiz çok zorlaşıyor. Sizleri de bu zorluklardan kurtaracak muhteşem ikili. Şimdi arkadaşlar bunu tabii ki de bu şekilde kullanmıyoruz. Leblebilerin bir normal kavrulmuş leblebi. Leblebinin de kökeni zaten nohuttan geliyor. Nohutun da bizler için gerçekten güzel bir protein kaynağı olduğunu hepimiz biliyoruz. Fırter veganlar, gerçekten glütenden kurtulmak isteyen herkes yapabilir. Çok güzel bir arındırıcı tarifte oluyor. Ben hemen şöyle kahve ütme makinemin içerisine... Şöyle arkadaşlar yarım avuç kadar leblebimi alıyorum ve toz haline getireceğim. Onlar için birazcık daha iri çekim bırakabilirsiniz. Ya da sizler benim için sorun yok diyorsanız şöyle gerçekten incecik olana kadar çekebilirsiniz. Bunu arkadaşlar evinizde rondalardan da çok rahatlıkla geçiyor. bir tuzlu hazır olarak belki marketlerde bulabilirsiniz bilmiyorum. Ben bu şekilde taze taze kokanla geçirdiğim için çok da pratik oluyor. Bunu atıyorum. Hazırlayın. Bir kavanozu koyun. Sabahları direkt ikisini karıştırın. da saniyeler içerisinde güzel bir kahvaltılık. Şöyle Artık benim levleblerim gerçekten un haline geldi. Tam anlamıyla levlebi tozu elde ettik. Bu levlebi tozları gerçekten ufakken her herhalde jenerasyonun en çok sevdiği ürünlerden bir tanesi. Benim annemin de çok sevdiği, benim de bayıldığım ve bizden sonraki jenerasyonların da hala da severek tüketeceğini düşündüğüm ürünlerden biri. Ve arkadaşlar eğer ki o kadar çok şey denedim ama nevde bir ayvaları bir arada denemedim diyorsanız mutlaka deneyin. Emin olun buna pişman olmayacaksınız. Çok lezzetli oluyor. Hem de uzun süre size lif sağladığı için bağırsaklarınızı çalıştırıp metabolizmanızı hızlandırdığı için bence asıl değeri oradan kazanıyor. Ayvada zaten c vitamini var ama ben birazcık daha hem yapışmasını sağlamak için hem de limon aromasını da çok seviyorum ayvayla. Bu yüzden şöyle ayvalarımı hızlıca hazırlamış olduğumuz leblebi tozunun içerisine batırıyoruz. Çok hızlı bir şekilde zaten yapışacaktır. Bunu dediğim gibi arkadaşlar Kalorisi gerçekten çok az. Sizlere süper bir şekilde kalori açığı oluşturarak da kilo vermenizi destekleyecek. Hem de metabolizmanızı hızlandıracak. Bu güzel tarifim bugünlük bu kadardı. Umarım bu tarifimi beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum Instagram adresinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı ve güzel günler dilerim.